İyi akşamlar. Ekim ayının son gününde 31 Ekim Perşembe günü saatte tam 19.45'te birlikte TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Müthiş bir Ekim ayı geçirdik. Suriye ile yattık, Suriye ile kalktık. Ve biz daha uzun bir süre Suriye konuşacağız gibi görünüyor. İşte Ana Haber Bültenimizin ana mesajını oluşturan 5 manşete baktığımızda İlk sıralarda elbette Suriye ve Suriye'ye bağlı gelişmeler var. Birinci başlık. Amerikalılarla anlaşıldı. Ruslarla anlaşıldı. Yarın devriye de başlıyor, ortak devriye. Suriye'de güvenli bölge oluşturuluyor. Türkiye için her şey Suriye'de garanti altında mı? Bu soruya cevabı ben değil, Hulusi Akar. Tam da Suriye sınırının sıfır noktasında verdi. Bugün askerlerine ne dedi Hulusi Akar biliyor musunuz? Her an her şey olabilir dedi. Biz de sınıra gideceğiz. Canlı yayında yarın Rus askerlerle devriye nasıl gerçekleşecek? Şu anda Türkiye'nin elinde göz altında Beşar Esad askerleri var. Onların akıbeti ne olacak? Canlı yayında bu sorulara cevap arayacağız. Sakın kaçırmayın, önemli gelişmeler. Ve devam. Bir başka bölge Suriye'de. İdlib. İdlib'de ne oldu en son? Evet, IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi Amerika operasyonunda öldürüldü. Peki sorayım, buna inanıyor musunuz? Birçokları, komplo teorilerine kulak kabartanlar, hayır bu istihbarat oyunu diyebilir ama akşamın sıcak gelişmesi. Örgüt, IŞİD'de Bağdadi'nin öldürüldüğünü resmen teyit etti. Dahası, yerine kimin geçtiğini de açıkladı. Onu da canlı yayında ben anlatacağım. Ama bugün Trump dediğini yaptı diyeceğiz. Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirildiği o operasyonun ilk görüntüleri Amerikalılar dağıttı. O görüntüleri izleyeceksiniz ama dikkat çekmek isterim. Burası İdlib'in kırsalı. Bakın burası kale gibi korunan bir ev. Kalın kalın duvarları var. Üstelik çevreden de görülmemesi mümkün değil. Bağdadi bu evde etkisiz hale getirildi. İlginç bir görüntüydü. Birazdan izleyeceksiniz. Ve devam. Yine Suriye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmen duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Önce Ağustos ayı, sonra süre uzatıldı. İkametgahı İstanbul'da olmayan Suriyeli sığınmacılar, ikametgahı Türkiye'de hangi şehirdeyse oraya gidecekti. Ve süre doluyor. Arkadaşım, muhabir arkadaşım Ertan Büyükahıt'a bugün Kumkapı'ya gitti, yabancılar merkezine. Ve orada Suriyelilere sordu. İkametgahınız burada değil, İstanbul'dan gideceksiniz. Gitmek istiyor musunuz? Suriyeliler ne cevap vermiş olabilir? Birazdan haberimizde aktaracağız. Ve AIDS'li hastane. Günün en çok konuşulan konularından birisi. Hayatta en çok neden korkarsınız diye sorsam birçoğunuz hastalık, hele hele AIDS diyecektir. Korkutucu bir hastalık. Burası İstanbul, yani Afrika'nın Sahra Hastanesi değil. İstanbul'da bir hastane. İddia o ki bir doktor AIDS bulaşmış malzemeyle, ameliyat malzemesiyle peş peşe birçok ameliyat gerçekleştirdi. AIDS'li hastadan hiçbir yakınlığı olmayan, ondan çok uzakta, sadece o ameliyathanede ameliyat olmuş çok sayıda kişi de İstanbul'da AIDS kaptı. Bu doğru olabilir mi? Gelinen son nokta ne? Araştırdık. Birazdan İstanbul'daki o skandal, AIDS'li hastane iddialarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Ve son başlık. Şöyle güzel bir, iştah açıcı, gülümseten bir görsel koydum buraya. Çocuklarımızın süt içmesini çok istiyoruz. Evet, anne sütü. Evet, daha bebeklik, çocuklukta sütün önemi. Değerli süt, evet biliyoruz ama doktorlar da, bilim insanları da ikiye bölünmüş durumda. Belli bir yaştan sonra süt içmek yararlı mı yoksa zararlı mı? Dahası pastörize süt mü yoksa İnekten yeni sağılmış taptaze süt mü? Yeni bir tartışma, süt faydalı mı yoksa zararlı mı? Haberimizi hazırladık, birazdan aktaracağız. Buyurunuz,
31 Ekim'in TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlayalım. Trump yayınlayabiliriz demişti. Bir bölümü yayınlandı. Pentagon Bağdadi operasyonunun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. O görüntülerde neler var? Tamamı neden verilmedi? DEAŞ'a en büyük darbenin çarpıcı görüntüleri az sonra. Türkiye, Suriye'deki gelişmelerin merkezinde olduğu gündemi yaşamaya ve konuşmaya devam ediyor. Amerika ve Rusya ile yapılan anlaşmalar ya da oluşturulan güvenli bölge. Her şey yolunda ilerliyor gibi görünse de süreci bana nasıl özetlersin Ekrem diye soracak olursanız size Hulusi Akar'ın bugünkü cümlesine dikkat çekerim derim. Milli Savunma Bakanı Suriye sınırının sıfır noktasında askerlere seslendi ve her an her şey olabilir. Hazırlıklı olun dedi. Albay Yaşar Kaya, 3. Hudut Alay Komutanı. Sağ olun Sayın Komutanım. Yani burada herhangi bir şey bitmiş değil. Her an her şey olabilir. Ona göre herkesin hazırlıklı olması lazım. Tel Abyad'daki Mehmetçi'ye bu sözlerle seslendi Bakan Akar. Hazır olun dedi. Herkesin işte bildiklerini, gördüklerini, oturduklarını yerde geliştirmesi lazım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'daydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Günel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la sınırın sıfır noktasına geçti, birlikleri denetledi. Terörle mücadele harekatı ne zamana kadar devam edecek? En son terörist etkisi getirinceye kadar devam edecek. Akar'ın gündeminde terör örgütü DEAŞ'ta mücadele operasyonları vardı. Operasyonlara karşı olanlara sert konuştu. Türkiye'nin DEAŞ'ta mücadelesini görmemek gerçekten tam anlamıyla bir körlük, tam anlamıyla bir cahillik, tam anlamıyla bir inat. Türk ordusuna Barış Pınar Harekatı'nda kimyasal silah kullanıldığı iftirası atılmıştı. Bakan Akar iddialara bir kez daha cevap verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok dedi. Bazı alçaklar, başta teröristler olmak üzere bir şekilde bu silahlı kuvvetlerin, sizlerin kahramanlığı ve fedakarlığı karşısında aciz kalınca iftiraya başvuruyorlar, yalana başvuruyorlar, fitneye, vesede başvuruyorlar. Bizim herhangi bir şekilde kimyasal silah kullanma gibi durumumuz söz konusu değil, asla böyle bir şey söz konusu değil. Bakan Akar ziyareti sırasında Tel Abyad'daki Mehmetçi'yi aradı. Bölgedeki son gelişmeleri sordu, net konuştu. Yani burada herhangi bir şey bitmiş değil. Her an her şey olabilir. Ona göre herkesin hazırlıklı olması lazım. Herkesin işte bildiklerini gördük. Her an her şey olabilir. Suriye sınırına gitme ve canlı yayın yapma zamanı. Çünkü sorulacak çok soru var. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşım Şinasi İnan Suruç'ta. Şinasi, sorularımı sormaya başlayayım. Yarın önemli bir gün. Rus askeri polisiyle Türk askerleri YPG'nin çekildiği yerlerde devriyeye başlıyor. Nasıl atılacak bu devriye? Hazırlıklar ne aşamada? Anlatır mısın? Evet Ekrem Aşker, sizin de dediğiniz gibi yarın Türk askerleriyle Rus sınır polisi burada bir devriye görevi gerçekleştirilecek. Suçi'de 22 Ekim'de bu görüşmelerde bu kararlar alınmıştı ve 23 Ekim'de ise 150 saatlik bir süre verilmişti terör örgütünün çekilmesiyle ilgili. Bu sürenin sonunda Rus birlikleri devriyenin atılacağı bölgelerde mayın arama, tarama ve temizlik çalışmalarına başladı. Birkaç gündür bölgede mayınları temizliyor Rus güvenlik güçleri ve bu bölgelerde devriye görevi icra edilecek. Daha önce de açıklandığı gibi devriye görevi Resulay'ın batısındaki, Resulay'ın doğusundaki Kamışlı haricindeki bölgede atılacak bir devriye de Tel Abyad ile Ayn el Arab yani Kobani bölgesi arasında atılacak. Zaten biz de şu anda arka tarafımızda gördüğünüz gibi Kobani bölgesindeyiz. Hı hı. Biz de devriyenin atılmasını bekliyoruz. Peki. Şinasi, şunu çok iyi hatırlıyoruz. Amerikalılarla da devriye atılmıştı. Üstelik onlarla birlikte hava devriyesi de vardı. Peki ya Ruslarla da hava devriyesi atılacak mı? Helikopterlerin yarın havalanmasını bekliyor musun? Anlatsana bize.
Evet, Türkiye ile Amerika arasında varılan anlaşma üzerine Türkiye ile Amerika ortak hava devriyesi gerçekleştirmişlerdi kara devriyelerinden önce. Rusya'da yarın bir kara devriyesi olmasını bekliyoruz tabii ki, ama helikopterlerin eşlik edip etmeyeceği konusunda elimize herhangi bir bilgi ulaşmadı. Fakat insansız hava araçlarımızın bu devriyede görev yapacağı kesin, bunu buradan söyleyebiliriz. Peki Şinasi, son soru. Türkiye 18 Beşar Esad askerini gözaltına aldı. Bu askerler şu anda nerede, bunu biliyor muyuz? Onların akıbeti ne olacak? Evet Ekrem Açıkel, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu güçleri Resulayn'ın güneybatısında bir yere operasyon düzenlediler ve orada 18 rejim askeri gözaltına alındı. Bunlardan ikisi yaralıydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıklama yaptı. İkisinin durumunun ikisinin yaralı olduğunu söylemişti. Evet. Bu rejim askerleri şu anda Resulayn'daki bir bölgede tutuluyorlar. Rusya ile de görüşmeler yapılıyor halen. Eğer görüşmeler neticelendirilirse bu rejim askerleri Rus birliklerine teslim edilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Şinasi, çok teşekkür ederim. Harika bir yayındı. Kafamızdaki sorulara cevap bulduk sayende. Tam da bu süreçte son birkaç günde Türkiye'nin denetimindeki bölgelerde peş peşeli bombalı araçlar patlatılıyor. Bu kez adres Afrin. İlçede bomba yüklü araç patlatıldı. 9 kişi hayatını kaybetti. Olağan şüpheli terör örgütü YPG. Teröristler pazar yerini hedef aldı. Patlamanın ardından pazar yeri alev alev yandı. Burası Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesi. Sabah saatleriydi. İlçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı. Sebze halinde yangın çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Çevredekiler pazar yerinde olanların yardımına koştu. Afrin 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütü YPG PKK'dan kurtarıldı. Teröristler ise zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor. Son harekatla Türkiye'nin denetimine geçen Tel Abyad'da da oraya gidelim, bir de Tel Abyad'a bakalım. Hayat normale dönmeye başladı tabirini genellikle biz gazeteciler kullanırız. Ama normalleşme gerçekten çok rahatlatıcı bir kelime. İşte Tel Abyad'da da çocuklar yeniden sokağa çıktı, esnaf kepenk açtı. Hayat gerçekten normale döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve kontrolündeki Suriye Milli Ordusu askerlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla ele geçirilen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha da normalleşiyor. İlçe merkezinde güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, kırsalda teröristlerin patlayıcı ve bomba tuzaklarını, saklandıkları tünelleri ve cephaneliklerini bulup imha etmeye devam ediyor. Tel Abyad'da halksa normal hayatına dönmüş durumda. Günlük hayat olağan akışında ilerliyor. İlçede halk sokaklara çıkmaya başladı. Kentte esnaflar da iş yerlerini açmaya başladı. Terör örgütünün zulmünden kurtulan halk Türkiye'ye teşekkür ediyor. Terör örgütünün yıllarca kendilerine zulüm ettiğini söyleyen Suriyeliler, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından İlçede güvenliğin sağlandığını ve insanların güven içerisinde sokaklara çıkmaya başladığını belirtti. Trump gerçekten de dediğini yapıyor. Konu IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri. Pentagon bölüm bölüm görüntüleri paylaşmaya başladı. Şimdi o görüntüleri izleyeceksiniz ama bir şeye dikkatli bakın lütfen. Bağdadi'nin saklandığı eve, koca arazide fark edilmeyecek gibi değil. Dahası ev adeta kale gibi. DH elebaşı Bağdadi işte böyle vuruldu.
Operasyon anına ilişkin görüntülerin bir kısmı yayınlandı. Amerikalı askerler önce adresin etrafını sardı. Ardından belirlenen noktalar bombalandı. Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib ilçesinde 27 Ekim'de öldürüldüğü açıklanmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump, operasyon anına ilişkin görüntülerin bir kısmının yayınlanabileceğini söylemişti. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, operasyona ilişkin ilk görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Bağdadi'nin saklandığı adres yer alıyor. Amerikalı askerler Bağdadi'nin bulunduğu adrese sızıyor. Sonrasında büyük patlamalar meydana geliyor. Bağdadi'nin bulunduğu noktalar bombalarla vuruluyor. Amerikan Başkanı Trump, öldürülen kişinin DNA testiyle DEAŞ elebaşı Bağdadi olduğunu tespit ettiklerini söylemişti. Şimdi Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda kafalar karışıktı. Kimileri komplo teorilerine kulak kabartmış, yok yahu o zaten istihbaratın adamıydı. Kimi global istihbarat, emperyalist istihbarat güçleri adamlarını Bağdadi'yi oradan çekti aldı, bilinmeyen bir yere götürdü diye konuşuyordu. Ancak akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Terör örgütü DEAŞ ya da IŞİD. Evet, resmen lideri elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit etti. Dahası sadece Bağdadi değil, IŞİD'in sözcüsü El-Muhacir'in de ikinci operasyonda öldürüldüğünü yayınladığı ses kaydıyla kabul etmiş durumda. Şimdi yerine kimin geçtiği de açıklandı. Tam da ismi söylemek istiyorum size. Ebu İbrahim El-Haşimi, isim bu. Bağdadi'nin yerine IŞİD'in başına lider olarak geçmiş görünüyor. Açıklama bu yönde. Yayına gelmeden önce kimdir bu Ebu İbrahim el-Haşimi diye şöyle yazdım Google'a, görsellere de bastım. Karşınıza Wall'de şöyle resmiyle bir çıkayım anlatayım size dedim ama şu yeni IŞİD liderinin el-Haşimi'nin tek kare görüntüsüne henüz rastlayamadım. Takipteyiz. Bakalım Bağdadi'den sonra bu kanlı örgütün başına kim geçmiş? Ama tekrar edelim, komplo teorilerini lütfen bir tarafa bırakın. Ebu Bekir el-Bağdadi öldürüldü ve IŞİD de bu akşam bunu doğruladı. El-Bağdadi sonrası Türk güvenlik ve istihbarat birimleri IŞİD operasyonlarını sıklaştırdı. Gözlerden kaçsa da bu operasyonlar çok ama çok değerli. Çünkü uyuyan hücreleri uyanmadan deşifre etmek gerekiyor. Adana'daki IŞİD operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Kapı uzun süre zorlandı. Sonunda içerideki şüpheli tarafından açıldı. On DEAŞ şüphelisi yakalandı. İçlerinden birinin turistik bölgelerde keşif yaptığı belirlendi. Operasyona Adana ev sahipliği yaptı. Terörle mücadele ekipleri sahadaydı. Şüpheli adreslere girildi. Açılmayan kapılar koçbaşı ile zorlandı. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Gıyasettin Şey ismi dikkatlerden kaçmadı. Efendim, ara kaldı. 31 yaşındaki terörist Türkiye'ye illegal yollarla gelmişti. Adana'ya da uğradı. İletişim kurduğu gençlere terör örgütü DEAŞ propagandası yaptı. Örgüte eleman kazandırmayı denedi. Kanlı eylemler için turistik bölgelerde keşifler de gerçekleştirdi. Gıyasettin Şey ile birlikte 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklandı. 6 isim tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İnnel hükmü lillahi'nde. Başka şehirde kayıtlı olduğu halde İstanbul'da yaşayan Suriyelilere tanınan süre doldu.
Kumkapı'daki göçmen merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu. En büyük sorun ailesi İstanbul'da, kendisi başka şehirde kayıtlı olanlar. Suriyelilerin kayıt sorunu az sonra. Çanlar Amerika Başkanı Donald Trump için çalıyor. Gerçekten de tam da Cadılar Bayramı'nda Trump'ın azil süreci, yani görevden alınma süreci resmen başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilgili azil sürecinde bugün çok önemli bir eşik aşıldı. Temsilciler Meclisi süreci başlatan tasarıyı kabul etti. Tasarı daha önce açıklandığı gibi bugün oylandı. Oylama sonucunda Başkan Trump için azil sürecini başlatan tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Oylamadan sonra bir açıklama yapan Trump, kendisi hakkındaki azil sürecini Amerika tarihindeki en büyük cadı avı olarak değerlendirdi. Yani tam da Cadılar Bayramı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yoğun bir mesaisi vardı. Birçok programa katıldı, hatta katılıyor. Erdoğan en dikkat çekici cümlesini belediye başkanları toplantısında kurdu ve Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır dedi. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili 39 büyükşehir ve belediye başkanlarına böyle seslendi. Başkanlara toplumu kucaklayın talimatı verdi. Hiçbirimiz bulunduğumuz makamların millete hizmet makamı olduğunu unutmayacağız. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan, partiye geçmiş dönemlerde hizmet etmiş isimleri de unutmadı. Partimize gönül vermiş, emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Küçük olsun, benim olsun sığlığıyla değil, büyük olsun, bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na vurgu yaptı. Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese kapımız açık dedi. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışıyoruz, çalışacağız. Erdoğan kongre sürecine de değindi. AK Parti'nin yeni dönemde metal yorgunluğunu atarak tazeleneceğini söyledi. İnşallah 7. Büyük Kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Şimdi yargıdan bu akşam önemli bir karar geldi. CHP eski milletvekili gazeteci Eren Erdem için tahliye kararı çıktı. İstinaf Mahkemesi eski vekil ve kapatılan Karşı gazetesinin genel yayın yönetmeni Eren Erdem'in Karşı davasında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onadı. Mahkeme Erdem'in yargı reformu uyarınca infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Eren Erdem'in bu gece yarısı cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor. Yine önemli bir yargı kararı daha açıklandı. Bugün kararın sahibi Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi. Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için Yüce Divan toplandı ve davayı düşürdü. Böylelikle İlker Başbuğ dosyası kapandı. Bu, korkmayın, bu boş laf. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Ergenekon kazıları sırasında bulunan lav silahına ilişkin söylediği sözler tarihe böyle geçmişti. Kullanılmış laf, boş laf,
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının muhakeme şartının gerçekleşememesi nedeniyle düşmesine karar verdi. Başbuğ, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla suçlanıyordu. Ergenekon davası kumpasında yargılanan İlker Başbuğ'a 5 Ağustos 2013 tarihinde müebbet hapis cezası verildi. Dosya daha sonra Yargıtay'a gitti. Yargıtay, Ergenekon terör örgütünün olduğuna dair somut bir kanıt olmadığını ve yargılama usullerine uyulmadığı gerekçe göstererek kararı bozdu. Bozma kararının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ve 18 sanık hakkındaki dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi bu kapsamda Cumhurbaşkanlığından soruşturma izni istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbuğ hakkında soruşturma izni vermedi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığından gelen cevabın ardından toplandı. Divandan muhakeme şartının oluşmadığına hükmedilerek başbuğ hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi. Böylece başbuğ hakkındaki dosya kapanmış oldu. Ankara'da televizyonları denetleyen, bizi denetleyen Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda da hayli ilginç bir gelişme yaşandı bugün. Üst kurulu CHP'li Faruk Bildirici'nin üyeliği resmen düşürüldü. Oy çokluğuyla alınan kararın gerekçeleri ise hayli ilginç. RTÜK, Faruk Bildirici'yi oy çokluğuyla kuruldan çıkardı. Radyo Televizyon Üst Kurulu, CHP kontenjanından gelen Faruk Bildirici'nin üyeliğinin iptali istemini oylamaya sundu. 2'ye karşı 6 oyla CHP'nin RTÜK üyesinin görevine son verildi. Gerekçe de Bildirici'nin RTÜK üyesi gibi değil de bir siyasi parti üyesi gibi davrandığı belirtildi. Faruk Bildirici'nin RTÜK Başkanı ile ilgili bazı iddiaları meclis çatısı altında düzenlediği basın toplantısında tekrar ettiği hatırlatıldı. RTÜK yönetiminin bir başka tespiti ise Bildirici'nin kurul toplantılarında müzakerelerin gizliliğine riayet etmeyişi. Bununla beraber CHP'li üyenin bazı medya kuruluşlarının lehine, bazılarının da aleyhine tutum takınmasının da tarafsızlık ilkesini zedelediği dile getirildi. Bildirici ile ilgili bardağı taşıran son damla ise bu görüntüler oldu. İddiaya göre Bildirici, kurul tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını bir televizyon kanalının eski sunucusu olan sevgilisi ve köpeğine kullandırdı. Faruk Bildirici'nin ardından kuruldaki üye sayısı 8'e, CHP'li üye sayısı ise 1'e düştü. Trenin içinde kahvaltı hazırlamak için kamp ocağı yaktılar. Vagon tutuştu, sonra alevler başka vagonlara da sıçradı. Pakistan'daki tren yangınında 73 kişi hayatını kaybetti. Yolcuların kural tanımamazlığı faciayı beraberinde getirdi. Bindikleri tren sonları oldu. Pakistan tren faciasıyla sarsıldı. Pencap eyaletinde seyir halindeki bir trende patlama oldu. 3 vagon alevlere teslim oldu. Trende olanlar kaçmaya çalıştı ancak bazıları hareket halindeki trenden atladı, diğerleri ise vagondan çıkamadı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Pakistan ordusu da kurtarma ekiplerini ve doktorları bölgeye yolladı. Zamanla yarışan ekipler trendekilerin yardımına koştu ancak onlarca kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Ölenlerin bir kısmının tanınamaz hale geldiği için kimliklerinin DNA testiyle belirleneceği ifade edildi. Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmet açıklama yaptı. Patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları ve kahvaltı hazırlamak için kullandıkları kamp ocağı olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirtti. Yetkililer yasak olan kamp ocağının gizli şekilde trene sokulduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Olaya ilişkin soruşturma açıldı. Geçmişlerine, tarihlerine sahip çıkışları ile tanıdığımız Japonlar bugünlerde büyük şok yaşıyor. Şokun nedeni UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan 500 yıllık Suhuri Kalesi'nin
bir yangında kül olması. Yaklaşık 500 yıllık Şuri Kalesi'nden yükselen alevler gecenin karanlığını böyle aydınlattı. Japonya'nın Okinawa adasında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Shuri Kalesi alevlere teslim oldu. Bölgedeki itfaiye ekipleri acil yangın çağrısıyla yangına müdahale etti. Saatler süren çabayla yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tarihi kalenin yaklaşık 4800 metrekarelik alana yayılan 7 binası tamamen kül oldu. Yangının kalenin ana bölümünde başladığı tahmin edilirken kesin nedeni ise henüz bilinmiyor. İstanbul Polisi, Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonunu tamamladı. Tekirdağ'da bir kimya fabrikasına yapılan baskında, sıkı durun, 1 milyon 530 bin litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri tarihi bir operasyona imza attı. İstanbul'da toplanan atık yağların işleme lisansı bulunmayan Tekirdağ'daki bir kimya şirketi tarafından alındığı anlaşıldı. Yağların kimya fabrikasında alkol ve kostik karıştırılarak biyodizel yakıt elde ettiği belirlendi. Bu yakıtların devleti vergi kaybına uğrattığının tespit edilmesi üzerine şüpheliler 4 ay teknik ve fiziki takibe alındı. Gerekli bilgiler elde edildikten sonra Tekirdağ'daki kimya fabrikasına baskın yapıldı. Bak. 1.525.915 litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı, tanker ve tesislere el konuldu. Türkiye'de bir defada yakalanan en fazla miktar olan akaryakıtın piyasa değeri ise yaklaşık 10 milyon euro. Şüpheliler eğer yakalanmasaydı akaryakıtı Tekirdağ Limanı'nda Malta bandıralı tankerle İspanya'ya gönderecekti. Direksiyonda sarhoş sürücü, onu durdurmakta kararlı, kaputa tutunmuş polis. Adres mi? Muğla. Ve bu öyle bir kovalamaca ki sıra dışı nitelemesini gerçekten hak ediyor. Bir araba, arabanın kaputunda bir polis. Ne bir film sahnesi ne de bir dizi. Görüntü gerçek bir polis şüpheli kovalamacasından. Bu sıra dışı kovalamacanın adresi Muğla'nın Menteşe ilçesi. Ekipler alkollü araç kullanan kişiyi durdurmak istedi. Önce durması için uyarıldı, ardından havaya ateş edildi. Şüpheli hiçbiri umursamadı, gaza bastı. Polis de yakalamakta kararlıydı. Çözümü kaputa tutunarak sürücüyü durdurmakta buldu. Bir yandan da aracın camlarından içeri ateş etti. Kovalamacanın sonunda alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Araç ilerlerken kaputtan düşen polis de yaralandı. Tedavi altına alınan polisin sağlık durumu iyi. Önce Ağustos ayıydı ama sonra süre Ekim ayına, yani tam da bugünlere ertelendi. İstanbul'da yaşayan ancak İstanbul'da ikametgah kaydı bulunmayan Suriyelilerin durumu. Süre doldu. Sizce Suriyeliler İstanbul'dan ayrılmak istiyor olabilir mi? Hayır, biz gitmek istemiyoruz dediler ve göç idaresine koştular. Nerede yaşamanız gerekiyor normalde? Normalde Antep. Antep iş yok. 3 sene oturdum. Sonra geldi burada. İstanbul'a. Aha. Öyle birkaç kişi değiller. Sayıları hiç azımsanmayacak kadar fazla. Oturma izinleri İstanbul'da değil ancak hepsi burada. Geçici misafir statüsündeki Suriyelilere verilen süre ise doldu. Kayıtları neredeyse artık orada yaşamaları gerekecek. Kimlik İstanbul oldu. Olmadı mı? Mecbur gidiyor.
Türkiye'de 3 milyon 649 bin Suriyeli var. Birçoğu kayıtlı oldukları illerde değiller. Oralarda yaşamaları için verilen süre aslında 20 Ağustos'ta sona ermişti. Ancak o süre 30 Ekim'e kadar uzatıldı. O da son buldu. Geçici misafir statüsünde olan Suriyelilere verilen süre doldu. İkametgahı yani oturma izni İstanbul'da olmayanlar İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi önüne geldiler. Ve işte burada da İstanbul'da oturmak için izin almaya çalışıyorlar. Kaç yıl oldu Türkiye'ye geleli? 4 sene önce. Nereden geldiniz efendim? Elazığ'dan. Peki İstanbul için izniniz çıkmazsa burada kaçak yaşamaya devam edecek misiniz yoksa Elazığ'a mı gideceksiniz? Elazığ mecbur döneceğim. Normalde ama sizin oturma izniniz Antep'te değil mi? Aynen. Antep. Burada kaçak olarak duruyorsunuz. Ama ben de yaşıyorum 3 sene burada yani. 3 senedir kaçak yaşıyorsunuz. İstanbul'da kayıtlı Suriyeli sayısı 550 bine yakın. Ancak oturma izni olmayanlarla bu rakam kat be kat daha fazla. İşte onlardan biri de Ali Berkel. İlk geldiğimde kimliği Antep'te aldım. Çocuklarım kimlik İstanbul, hanımki İstanbul, benki Antep, bana vermiyorlar. Her yerde polis bizi çeviriyor. Şu izin nakit kağıdı göstereyim, bana diler git, 6 tane çocuğum vardı, beni bırakıyorlar. Yani bir tek onunki İstanbul'da değil, o da kaydını İstanbul'a aldırmaya çalışan binlerce Suriyeli'den sadece biri. Burada yaşamanıza izin vermezlerse Suriye'ye mi gideceksiniz yoksa İstanbul'da kaçak mı yaşamaya devam edecek? Şimdi olursa burada kaçak aldım, süre kaçak alacağım. Yakalandığı zaman bana 3-4 gün izin verin, ben Suriye'ye gideceğim. Ya Avrupa ülkesi olursa Avrupa ülkesine gideceğim. Başka türlü olmuyor. Araçlardaki çakarlar için bugün son gün. Yarından itibaren hiçbir araç çakar kullanamayacak. Sivil polis araçlarında da çakarların yerini seyyar tepe lambaları alacak. Tepe lambaları nasıl kullanılıyor? Kaç liraya satılıyor? Polislerin lamba telaşı az sonra. İş dünyasında çok acayip bir sektör var. Adı diploma kiralama. Eczacılar, mühendisler, kuaförler, hatta gıda denetmenleri bile diplomalarını kiraya verebiliyor. O diplomalarla da ehliyetsiz kişiler iş yeri açıyor. Tabii bu da o iş yerlerinden hizmet alanların, yani bizlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Merhaba. Merhaba, buyurun. İnternetteki kiralık diploma ilanı için arıyorum ama size mi ait? Evet, eşime ait. Buyurun. Ne kadar acaba? Yıllık 3500 TL. Son dönemlerde kiralık diploma internet ilanlarına kadar düştü, bir sektör haline geldi. Kişi uzmanlık alanını belirterek diplomasının kiralık olduğunu duyurabiliyor. Çalışan peki diploma ne diploması diploma olarak alıyorum? Güzellik uzmanı. Estetisyen mi alıyor? Üniversiteden saç bakım ve güzellik hizmetleri mezunu eşim, estetisyen diye de geçiyor. Yani benim arkadaşlarım var ve diplomaları da kirada. Diploma kiralama adeta yeni bir kazanç kapısı oldu. Diplomasını kiralayanlar, yani imzacılar, işi bilmeyene güzellik merkezi açtırıyor, inşaat firmasının eleman açığını kapatıyor. Doğru bir şey değil ki bu zaten. Bizi resmen kandırıyorlar. Bir adam bir meslek için okuyorsa yani o kendi mesleğini yapmalı, yani diplomanın kiralanması mantıklı değil yani. Mesleğini kazanmış, kendi mesleğini yapması gerekirken kiralamak çok hoş olmuyor yani. İş beğenmeyen, iş bulamayan, yorulmak istemeyen, kısa yoldan para kazanmak isteyen kişiler diplomalarını başka firma ya da şahıslara kiralıyor. Bu şekilde işe gitmeden kolay yoldan kazanç elde ediyor. Çoğu şeyde duyuyoruz bu aralar. Hani artık zor mu geliyor diyelim, yoksa kolay kazanç daha rahat mı geliyor? Bunu fırsata çevirmiş durumdalar yani. Son zamanlarda internet üzerinden diploma kiralayanların oranında da büyük bir artış var. Çoğunlukla eczacı, gıda mühendisleri, pratisyen hekimler, inşaat mühendisleri diploma kiralıyor. 500 ile 5000 TL arasında değişen ücretlerle diplomalarını kiralayanlar halk sağlığını riske atıyor. Muazza mesleğimizin kanseridir. Sadece mesleğimize zarar vermez Muazza. Bu ülkenin sağlığına zarar verir. Çünkü Muazza yapan, diplomayı kiralayan kişi eczanenin sahibi olur. Ve ticari bakar olaya. Halbuki ilaç sadece ticari bir ürün değildir. Bir sağlık ürünüdür. Sağlığınız tehlikeye giriyor. Yanlış ilaç kullanabilirsiniz. Yanlış önerilerde bulunulabilir. Bu diploma kiralama durumu yasal olmayıp yaptırımları mevcuttur. Meslek
etiği açısından ve meslek kuralı açısından 15 gün ve 2 yıl arasında meslekten men, olaki durumun içeriğine göre de tamamen meslekten men edilmeleri söz konusudur. Bunun yanı sıra ileride ortaya çıkabilecek ve diploma sahibinin imzası olan kusurlarının sonuçlarından da imzacılar sorumlu olacak. Yine maliye denetimleri sonucu bu işten kazanılanların faiziyle geri alınabilmesi de sağlanacak. Kira veren insan zaten yanlış yapan biri. Onu alan da o yanlışın bir parçası oluyor. O da aynı şekilde. Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredata çok ilginç bir ders koymaya hazırlanıyor. Eğer gerçekleşirse liselerde Kalaşnikov dersi olacak. Askerliğe ve vatanseverliğe ilginin arttırılması istendi. Bu yüzden okullarda zorunlu Kalaşnikov kullanımı dersi getirilecek. Rusya Milli Eğitim Bakanlığı tüm devlet okullarında Kalaşnikov AK-47 silahının eğitimini koymaya hazırlanıyor. Bakanlık, ülkedeki bütün devlet okullarına konuya ilişkin bilgilendirme mesajı gönderdi. Derslerle öğrenciler Kalaşnikov silahını söküp takabilecek, silahın bakımını yapabilecek. Böylece öğrencilerin vatanseverlik konusunda eğitilmesi ve askerliğe ilgilerinin artırılması sağlanacak. İyi bir sürücü olabilirsiniz ama iyi bir ambulans sürücüsü olmak amiyane tabiriyle her baba yiğidin harcı değildir. Sıkı bir eğitim gereklidir. Kameralarımız bugün işte o eğitimi görüntüledi. Bakın ambulans sürücüleri İstanbul trafiğinde hasta taşımaya nasıl hazırlanıyor. Trafikte her an her şeyle karşılaşıyoruz. Biz bu kazaları kendi açımızdan en aza indirmek için daha çok kaçamak manevraları çalışıyoruz. Onlar ambulans sürücüleri. Görevleri en hızlı ve güvenilir şekilde hastaları hastaneye ulaştırmak. Ancak bu işi İstanbul trafiğinde yapmak hiç de kolay değil. Gördüğünüz gibi parkurlarda ani hareketlere karşı hep böyle hazırlıklıyız. Biraz daha sert oluyor parkurdayız ama. Sürücüler zorlu göreve nefes kesen bu eğitimle hazırlanıyor. Ambulans sürücülüğü yapan arkadaşları her 5 yılda bir biz buraya alıyoruz ve 4 gün boyunca burada onları hem eğitiyoruz hem de reflekslerini ölçüyoruz. Eğitimler trafikte başlarına gelebilecek her duruma onları hazırlıyor. Park edilmesi, hastanenin acil girişine yani girişimiz, taşıdığımız hastanın o anki durumu veya ekipteki arkadaşlar bunların hepsiyle alakalı bir eğitim alıyoruz burada. Eğitimlerden geçemeyenlerse trafiğe çıkamıyor. Trafikte karşılaştığımız olumsuzlukları minimuma indirmek, kaza oranını minimuma indirmek, araca tamamıyla hakim olabilmek. Ya bunları öğreniyoruz. Vatandaşlarımıza duyarlı olmalarını diliyorum. Ambulans sürücülerinin hayati bir de çağrısı var. 112 can taşıyoruz, hayat kurtarıyoruz. Duyarlı olmalarını bekliyorum. Yarın itibariyle çakar kullanan araçlara büyük ölçüde sınırlama getirildi. Sınırlamaya sivil polis otoları bile dahil. Peki şimdi ne olacak? Sivil polisler olay yerlerine hızla nasıl gidecek? Ben söyleyeyim, Amerikan filmlerinde sıkça gördüğümüz seyyar tepe lambalarıyla. Hatta polisleri geçtim, sivil vatandaşların bile birçoğu çakar takıp bunu kullanıyordu. Çakarlar söküldü, yerine tepe lambaları takıldı. Trafikte bir devrin sonuna gelindi. Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşlarında, üniversitelerde görevli yöneticiler ve daire başkanları 1 Kasım'dan itibaren çakarlı araç kullanmaları yasak. Hal böyle olunca araçlardan teker teker çakarlar sökülmeye başladı. Tepe lambasına talep arttı. Bu hafta içi 6 tane araçtan çakar söktük. Onların hepsine de tepe lambası verdik. Artık bir dönemin sonuna geliyoruz. Çakarlı araçlarda çakarlar tek tek sökülüyor. Yerine tepe lambaları takılıyor. İşte o araçlardan biri.
Bu bir emniyet aracı, plakasını göstermiyoruz. Şimdi bu aracın bu noktadan çakarı söküldü, onun yerine tepe lambası takıldı. Bizler arıyor mu araçları için? Ne diyorlar? Yani şöyle, tabii tanıdığımız eşimiz, dostumuz, daha önce iş yaptıran arkadaşlarımız var. Onlar mesela arıyor, ya bizim araçtan çakar sökülecek, bunun yerine bir tepe lambası almamız lazım. Yeni kararla birlikte göreve giden polis ekipleri tepe lambası kullanacak. Polislerin kullanacağı tepe lambası elimizde. Tepe lambasının çakarlardan kullanışı da oldukça daha kolay. Çünkü tepe lambasının herhangi bir montajı bulunmuyor. Sadece bir kablosu var ve o kablosu da işte ucu bu noktada bulunuyor. Ucunu çakmaklığa taktığınız zaman tepe lambası çalışıyor. Ve polis memurları bu tepe lambasını aracın üstüne koyduktan sonra rahatlıkla gidebilecek. Kablosu var. Mıknatısı da aracın üzerinde sabit duruyor. Kullandıktan sonra tekrar kablosunu topla, arabanın torpidosuna koy, öyle kalsın. Ortalama tepe lambasının fiyatı da 150 liradan başlıyor. Bunlar da kalite kalite 500-600 liraya kadar, kalitesine göre tepe lambaları mevcut. John Berkov desem muhtemelen tanımayacaksınız. Ama görünce kimileriniz mutlaka hatırlayacaktır. İngiliz parlamentosunun alt kanadı, Avam Kamarası'nın başkanı o. Bugünlerde görevini bırakmaya hazırlanıyor. Ve bakın bırakmaya nasıl hazırlanıyor. Order! Order! Neredeyse tüm dünya John Berkow'u düzeni sağlamak için kullandığı bu ünlü nidasıyla biliyor. İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın 157. başkanı olan Berkow, özellikle Brexit sürecinde aldığı kararlarla tarihe geçti. Brexit tarihinin önce 29 Mart'tan 31 Ekim'e ve son olarak da 31 Ocak'a ertelenmesine zemin hazırladı. Berkow'un Avam Kamarası'nda sergilediği tatlı sert ve tarafsız yönetimi kendisine dünya çapında bir şöhret kazandırdı. Berkow, başbakan dahil herkesi susturma yetkisini kullanma şekliyle Brexit sürecini renklendirdi. Berkow, dünya gündemine taşıyan önemli bir kararı da İngiltere'yi ziyaret eden Amerikan Başkanı Trump'ı ırkçı ve cinsiyetçi diye nitelendirerek parlamentoya hitap etmesine izin vermemesi olmuştu. Berkow görevi bırakma tarihini seçerken de Brexit sürecine damga vurmayı ihmal etmedi. Avam Kamarası'nın yeni başkanı 4 Kasım'da seçilecek. Tıp dünyası yine ikiye bölündü. Yeni tartışmanın adı süt. Kimi hocalara göre yararlı, kimilerine göre zinhar uzak durulmalı. İyi de vatandaş hangisine inanmalı, ne yapmalı? Profesörlerin süt tartışması az sonra. Manşetlerde de aktardığımız günün İstanbul'dan en önemli haberi. İstanbul'da özel bir hastanede AIDS'li bir hastanın ameliyatında kullanılan malzemelerin başka hastaların ameliyatlarında da kullanıldığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı hastaneyi kapattı, soruşturma başlattı. O hastanede ameliyat olan hastalarsa şimdi büyük bir panik yaşıyor. Öyle bir iddia ortaya atıldı ki yer yerinden oynadı. İddiaya göre hastanede AIDS'li bir hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemeler başka hastaların operasyonlarında da kullanıldı. O hastalarda AIDS şüphesi ortaya çıktı ama iddia jet hızıyla yalanlandı. İddialar tamamen yalandır. İddiaların hedefinde Etiler'deki özel bir hastane var. İddiayı ortaya atansa geçtiğimiz yıl o hastaneden işten çıkarılan bir hemşireydi. Hastaneyi yasa dışı ameliyat yapmakla suçladı. İddiaya göre hastanenin ameliyat izni yoktu. Zaten ameliyat yapmaya uygun şartlarda bir yerde bulunmuyordu. İddiaya göre o şartlar uygun olmamasına rağmen işte burada birçok kez ameliyat yapıldı. Ve yine iddiaya göre HIV virüslü bir kişi de ameliyat edildi. İşten çıkarılan hemşire vali o AIDS'li hastanın endoskopisinde kullanılan endoskopik solüsyon ilacının değiştirilmediğini, tam 15 hastanın ameliyatında kullanıldığını iddia etti. O solüsyonun değiştirilmesi gerekiyordu ancak iddiaya göre HIV virüsü taşıyan kişinin ameliyatında kullanılan solüsyon değiştirilmedi. Üstüne üstlük iddiaya göre o solüsyon başka hastaların da ameliyatında kullanıldı. Diğer hastaların da AIDS tehdidi altında olduğunu ileri sürdü. O hastanede ameliyat olan herkesi bir panik aldı. Anneniz kontrollerini yaptırdı mı acaba? Bir karantinaya alınma gibi bir şey oldu mu acaba? Yok, karantina alınmadı.
Anladım. Peki herhangi bir olumsuz bir şey çıktı mı? Yok, Allah'a şükür o da çıkmadım. Yani ben başka hastanelerde ben araştırmasını yaptırdım komple. Hı hı. Tedavisini. Gerçekten var mı yok mu diye. İddialar gündemi sarsınca hastanenin sahibi Profesör Doktor Alper Çelik kameraların karşısına geçti, durumu yalanladı. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır ve bizim hastanemizde hiçbir hiposif hasta ameliyat edilmemiştir. Çelik, AIDS skandalı nedeniyle kapalı olduğu ileri sürülen hastanede tadilat olduğunu, yakında hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladı. İddiayı ortaya atan hemşireden şikayetçi oldu. Biz bu mücadeleye hayatımızı adadık. Kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Hastane hakkında şikayetler nedeniyle bir yıl önce inceleme başlatıldı. Tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar nedeniyle hastanenin tamamen kapatıldığı açıklandı. Ameliyatlarda HIV'li tıbbi malzeme kullanıldığı iddialarına karşı da soruşturma başlatıldı. Futbol ve kavga, Türkiye'nin ayrılmaz gerçeği. İşte bugün Ankaragücü Spor Kulübü'nün kongresi vardı. Kulüp üyeleri yeni başkanlarını seçmek için toplandı ama kongrede adaylardan önce yumruklar konuştu ve salon ringe döndü. Ankaragücü seçime gitti, kongre salonunda yumruklar konuştu. Sarı lacivertli kulüpte Mehmet Yener'in istifasının ardından kongre heyecanı yaşandı. Salonda zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Bir üyenin eski başkan Yener'i hedef alan açıklamalarından sonra gerginlik arttı. Ne zaman dedin Uçtura? Ne zaman dedin Uçtura? Bazı üyeler konuşma yapan delegeye saldırdı. Yumruklar, hakaretler havada uçuştu. Oturuma ara verildi. Bazı üyeler dışarı çıkarıldı. Gergin geçen kongrede seçime tek listeyle giren Fatih Mert başkan oldu. Ali, lütfen iner misin? Bursa'yı bana en kısa nasıl anlatırsınız desem ne dersiniz? Benim de çocukluğumun geçtiği Yeşil Bursa. Yeşil Bursa olarak bilirdik. Ama hep beraber Bursa'nın canını okuduk. İşte son haber. Susurluk Çayı'nda yine toplu balık ölümleri yaşandı. Çaydaki kirlilikten son derece tedirgin olan bölge halkı yetkililerden yardım bekliyor. Çok yüksek derecede balık ölümleri yaşanmakta. Susurluk Çayı yine balık ölümleriyle gündeme geldi. 15-20 yıldan beri bu şekilde. Her yıl bu aylarda müthiş derecede balık ölümleri gerçekleşmektedir. Bir bölümü Bursa'dan geçen ve Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı'nda binlerce balık öldü. Toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Çiftçimiz var, bu sudan sulama yapıyor. Hayvancımız var, hayvanını buradan suluyor. Yani bu balığı öldürüyorsa yakında bize de zarar verecek, insanlara da zarar verecek. Bir başka tehlike de ölü balıkların yenmesi. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli değil. Dolayısıyla ölmek üzere olan balıkları toplayıp evine götürüp çoluğu çocuğuyla yemeye çalışıyorlar. Bölge halkı bu çevre felaketinin Karacabey Longoz ormanlarını yok etmesinden de endişeli. Bu kirli artıklar olduğu gibi bizim dünyaca ünlü Longoz ormanlarına ulaşıyor. Tortuları kalıyor. Bizim o güzelimiz, ormanlarımız maalesef zaman içerisinde yok olmaya mahkumlar. Vatandaşlar yetkililerden duruma el koymasını istiyor. Buradan yetkililere diyorum ki gelin bu sorunu çözelim. Birlik olalım, beraber olalım, sorunun üzerine gidelim. Gelelim merakla beklediğimiz şu süt haberine. Laktoz alerjisi olanlar dışında sütün zararlı olduğunu hiç duymamıştım ben Deniz. Aksine çocukluğumuzdan beri süt içmemiz önerildi bize. Yaşlılar da kemik erimesine iyi geldiğini söylerlerdi hep. Ama bugün sütle ilgili bambaşka iddialar duydum. Eğer o iddialar doğruysa sütten uzak durmak gerek. Hem de çok uzak durmak gerekiyor. İşte tıp dünyasındaki süt tartışması. S-
Sen sütü seviyor musun? Evet. Çok mu içiyorsun? Evet. Sence süt faydalı bir şey mi? Sizce faydalı bir şey mi? Evet, faydalı. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz, çocuklarımıza kemikleri güçlensin diye bol bol içirdiğimiz süt tıp dünyasını ikiye böldü. Bazı hocalar süt faydalıdır diyor. Beslenme açısından hem protein hem kalsiyum, fosfor ve B12 vitamini açısından çok zengin bir besin öğesidir. Ve gelişmekte olan çocukların mutlaka yarım litre civarında bir süt içmesi önerilmektedir. Kimi hocalarsa sütün bazı kanser türlerine davetiye çıkardığını savunuyor. Dünyada süt ve süt ürünlerinin çok kullanıldığı, çok tüketildiği ülkelerde meme ve prostat kanseri sıklığı çok ama çok yaygındır. Katılmıyorum çünkü büyüme hormonu almış olan ineklerin sütlerinin kullanılmamış olması gerekiyor. Antibiyotikler alan hayvanların sütünden uzak durulması gerekiyor. Bunlar haricinde sütün bu yan etkileri hiçbir şekilde yoktur. Sizce süt faydalı mı zarar mı? Bence faydalı. Neye faydası var sizce? Ya bence çocukların boylarının uzamasına, kemiklerinin gelişmesine, kalsiyum ihtiyaçlarına, dişler için faydalı buluyorum. Paket süt ya da açık süt fark etmiyor. Profesör Doktor Osman Erk'e göre süt çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını tehdit ediyor. İşte sütteki o tehlike. Bol miktarda hormon içeren, alerjik ve toksik olabilecek olan bir karışımdır süt. Erken ergenlikten tutun da erkeklerde özellikle erken meme gelişimine ve işte sperm bozukluklarına kadar pek çok cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Halk arasında sütün osteoporoza yani kemik erimesine iyi geldiği biliniyor ancak birçok profesör sütün osteoporoza iyi gelip gelmediği konusunda fikir birliği sağlayabilmiş değil. Yaşlılarda osteoporozu, kemik erimesini engeller. Yaygın kanaat olarak bilinenin aksine süt ve süt ürünleri aynı şekilde osteoporoz ve kemik erimelerinin nedeni olarak da gösterilir. Çünkü sütün içerisinde bol miktarda hayvansal protein vardır. Bu bol miktarda hayvansal protein kemiklerden kalsiyum ve magnezyumu çeker ve osteoporoza, kemik erimelerine neden olur. Süt tartışması önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Sizce süt faydalı mı, zararlı mı? Bence faydaları da var, zararları da var. Mesela bu kutu sütleri. İlla bir koruyucu var. Normalde köyde sütler kaç gün dayanabiliyor? 2 gün. Kutu sütler? Yıllarca. Saatimiz 19.45. Yarın akşam 19.45'te sizi yine bu ekrana bekleriz. Görüşmek üzere.